Yani benim adını koyduğum bir parti var. Türkiye'de en büyük parti Erdoğan gitsin partisi diye. Evet. Bütün anketlerde öyle çıkıyor aslında. Erdoğan'ı istemeyenler en büyük blok olarak çıkıyor. Ama siz anladığım kadarıyla Erdoğan gitsinden ibaret siyaseti tehlikeli buluyorsunuz. Kesinlikle. Yani bu aslında bir Erdoğan'ın gücü. Çünkü bir aktör toplumu kendi üzerinden ikiye bölebiliyorsa o güçlüdür. Değil mi? Yani başka hiçbir siyasi aktör için böyle bir şey söylenemiyor değil mi? O yüzden de bu aynı zamanda Erdoğan'a bir şey açıyor. Kredi açıyor. Yani herkes Erdoğan'a karşı. Ama o aynı zamanda Erdoğan herkese karşı oluyor. Şimdi burada tabii ki bir eriyen bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. TKP burada tabii ki gitmekte olan bir siyasi iktidarın yerine ne konacağını sorgulamak zorunda. Yani bu işte Türkiye'de barış olacak, helalleşiyoruz herkesle, işte artık yaraları sarıyoruz, eskisi gibi gergin siyaset olmayacak. Bunların hepsinin masal olduğunu söylemek zorundayım. Türkiye'deki gerginliğin kaynağı insanların, siyasilerin üslubu falan değil ki. Yani ya da Türkiye'de geçmişte kardeş kardeşe kırdırıldı. Sağcıyı da içeri attılar, sağcıyı da astılar, solcuyu da astılar 12 Eylül falan. Bunlar doğru değil. Görünürde doğru. Ama bunların arka planında olup bitenler eğer şey yapılmazsa, Türkiye'de sağ, Türkiye'de emekçi halkın örgütlenmesi ve hakkını aramasına karşı çıktı. Taraftı. 12 Eylül'den yana taraftı. 12 Eylül sağı, sağcı militanları da topladı. Çünkü ihtiyaç kalmadı. Artık bunu devlet yaptı. Ama Türkiye'de işte birileri bir ipleriyle sağ sol çatışması yaptılar. Türkiye'de sol emekçi halkı temsil etti. Emekçi halkın çıkarlarını temsil etti. Türkiye'de sağ her zaman patronların yanında Türkiye'de grevlere saldırdı sağcı militanlar. Her türden sağcı militan. Yani greve çıkan işçilere saldırılıyor. Dolayısıyla Türkiye'de böyle işte herkes uzlaşacak bilmem ne. Bu toplumsal sistemle, bu adaletsizlikle. Nerede ne, hangi istikrar, hangi helalleşme? Bir işçiyle bir patron nasıl helalleşecek? Ne adına bunu zorlayacaksınız? Böyle bir şey mümkün mü? Efendim patron kazanınca işçi de kazanıyormuş. E kazanmadı. Açın bakın bütün bilançolara. Deli gibi para kazandı patronlar. İşçi sınıfı ise tarihinin en yoksul dönemini yaşıyor reel ücretler itibariyle. O yüzden de bu anlatılan şey tablo. Erdoğan gidince kimse kimseyi üzmeyecek, kırmayacak. Barış'la Kemal kardeş olacak. Yok böyle bir şey. Biz kardeş oluruz da.